Bu bölümde de çalışma sayfamızın arka plan rengini değiştireceğiz. Şöyle ki gördüğünüz gibi aslında A4 kağıdında beyaz bir sayfa var. Ctrl P'ye basıp printer'a yolladığımızda da yine beyaz bir sayfa olduğunu göreceksiniz. Biz çalışırken bu arka plan rengini değiştirebiliriz. Şöyle yapacağız. Tasarım menüsünün sağ tarafında sayfa rengini dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi mesela ben şu rengi seçtim. Ve çalışırken hani bazen arkadaşlar beyaz sayfada çalışmak istemiyor da işte gözü yormamak adına farklı renkler seçebiliyorlar. Evet, bunu buradan değiştiriyoruz. Fakat printer'a gönderdiğimizde ise Ctrl P'ye basıp printer'a yolladığımızda bakın arka plan hala beyaz. Yani printer'a yazıcıya gönderdiğinizde seçtiğiniz renk yazıcıya gitmeyecektir. Sadece çalışırken kullanmış olduğunuz renktir bu. Eğer yazıcıda çıktısını alırken de kullanmak istiyorsanız bunu şöyle yapacaksınız. Öncelikle bunu bir yazıcıya gönderelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben PDF'e yazdıracağım mesela. Printer'a değil de PDF'e yazdıracağım ve yazınca da işte mesela şöyle bir isimle yazdır diyorum. Sonra da masa üstüne geçip o dosyayı açıyorum. Gördüğünüz gibi bakın beyaz yazdırmış. Peki bunu kapatıyorum ve şuradan bir ayar yapacağım. Şöyle bir ayarlama yapacağım. Arka planı da printer'dan çıkmasını istiyorsanız dosya menüsüne geliyorsunuz. Buradan seçeneklere. Buradan ikinci sırada görüntü diye bir kısım var. Görüntünün içerisinde arka plan renkleri ve resimlerini yazdır diye bir kısım var. Onu seçiyorum ve tamam diyorum. Buradan Ctrl P'ye bastığımda gördüğünüz gibi arka plan rengini de yazıcıda çıkartıyor. Yapalım ve bunu nereye yazdıralım? Yine az önceki dosyanın üstüne yazdıralım. Evet, yazdırdı. Ve gördüğünüz gibi arka plan rengi olduğu gibi çıktı. Printer'dan da çıkarıyor arkadaşlar. Evet. Demek ki arkadaşlar arka planı yazdırmak istiyorsanız dosya menüsüne gelip özellikle yani farklı bir yere koymuşlar. Keşke printer seçeneklerinin olduğu yere koysalardı ama böyle bir yere koymuşlar. Bunu hatırlamak biraz zor olabilir ama yine de en azından Google'a sorduğunuzda yerini size söyleyecektir arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.